Konuşmamız gereken şeyler var serisinin bu bölümünde. Eşler arasında tartışmaya sebep olan ve sürekli aynı şeyi tartışıyorsanız ve o döngüden bir türlü çıkamıyorsanız bunun sebebinin ne olduğuna bakacağız. Kameranın arkasında her zaman olduğu gibi eşim bana destek oluyor. Merhabalar. Peki. Şimdi farkındaysan 3 aşağı 5 yukarı herkes kendi özelinde fakat 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde tartışıyor. Hep aynı şekilde biz tetikleniyoruz. Hep aynı şekilde tartışma başlıyor. Hep aynı şekilde yükseliyoruz ve aynı şekilde sonlanıyor. Tamam mı? Biz bunun adına döngü diyoruz. Eğer buranın ilk dakikalarında buradaki döngünün ne olduğunu farkına varabilirlerse ve biz şu anda yine aynı yere doğru gidiyoruz diyebilirlerse işte burada bir şeyleri farklı yapma imkanları olacak. Amacımız bu. Terapinin genelde işte 2 ya da 3 safhası oluyor böyle. Biz buna aşama diyoruz. İlk aşamasında bu döngünün ne olduğunun farkına varıp buradaki bu döngünün azaltılmasını yani döngünün şiddetini ve sıklığının azaltılması için uğraşıyoruz. Çünkü o terapinin o amacı başarıldığında çiftler şunu fark ediyor ki artık tartışmaların şiddetleri daha az. Daha az tartışıyorlar. Ama bak henüz daha burada birbirlerinin çok fazla anlama ve o hatalı davranışını durdurma ya da içindeki o kırılgan ya da karşılanmamış duyguyu tatmin etme aşamasında bu kısımda ulaşamıyorlar. Ama burada en azından tartışma hafifliyor ve biraz daha çiftler yakınlaşmaya başlayabiliyorlar. Tamam. O yüzden şimdi bir döngünün genelde nasıl başladığını, tap noktasına çıktığını ve sonlandığını anlatmaya çalışacağım. Genelde kadın ve erkek arasındaki en büyük farklardan bir tanesi işte kadınlar biraz daha sorunu konuşup masaya yatırmaya çalışırken erkekler burada daha az sorun konuşma taraftarı oluyor. Çünkü sorun konuştuklarında bu sorunun büyüyeceği ya da sürekli sorun konuşacaklarına ve işlerin bir süre sonra çığırından çıkacaklarından endişe ediyorlar ki bunda da haklılar. Neden? Çünkü o döngü dediğimiz şey yıllarca bu Bu şekilde şekilde cereyan sürmüş. etmiş. Ve bizim unutmayın içinizde bir yara varsa tamam mı ilişkinizde hatta daha önceki videolarda şey demiştik. İlişkinizde çeteli tuttuğunuz bir alan varsa yani bir şeyleri not ediyorsanız bak yine şöyle oldu bak yine böyle oldu yine böyle yapıyor. Bu kaçıncı işte şu kadar süredir böyle oldu falan gibi bir şeyleri not ediyorsanız burası ilişkinizin yaralı bir alanının olduğunu ve buraya müdahale edilmesi gerektiğini bize gösteriyor demiştik. Yani işte en son ne zaman bana beni sevdiğini söyledi. En son ne zaman bana bir hediye aldı ya da en son işte ne zaman bir cinsel birliktelik yaşadık vesaire. Bunları check ediyorsanız o zaman burada bir yara var demek, tamam mı? Ve böyle bir yaranız varken unutmayın ki burada bir girdap gibi bambaşka bir şeyden bile konuşuyor olsalar çiftler bu buradan içine çekiyor, dönüyor, dolaşıyor, dönüyor, dolaşıyor. Hep sürekli sizin o tartıştığınız noktasal bir şeye doğru gidiyor. Anlatabildim mi? Ne Yani ara bu konuya geldik şeklinde harika, aynen oluyorsun. yaşa süper. Nereden bu konuya geldik hissiyatına doğru dönüyor. Tamam, o yüzden şimdi erkeklerin zaten bizim çift terapisinde en çok karşılaştığımız şeylerden, yakınmalarından bir tanesi şu. Diyor ki ya bambaşka bir şeyden konuşuyoruz. Ayşe'den, Fatma'dan, Ahmet'ten, Mehmet'ten konuşuyoruz. Ya bu dönüyor dolaşıyor. Benim ona ilgi göstermediğime, benim onu dinlemediğime doğru dönüyor diyor. İşte o yüzden erkeklerin burada hani biraz da haklı olarak daha az konuştukları bir kısma doğru gidiyor. Çünkü eğer uzaklaşırlarsa ancak buradaki bu tehlikeden, kavga etmekten, eleştirilmekten, işte eşinin küsmesinden, tartışmanın büyümesinden korunacaklarını düşünüyorlar. Şimdi tekrar o konunun başına doğru dönüyorum. Değil mi? Bir peşe düşen var, bir de uzaklaşan var. Şimdi bu peşe düşen ve uzaklaşan döngüsü genelde şu şekilde cereyan ediyor. Önce birisi bir şeyden tetikleniyor. Tamam mı? Kadın olsun, erkek olsun fark etmiyor. Ve biz bu tetiklenme dediğimiz şey aslında bir algı meselesi. Hani daha önceki videoda şöyle demiştik. Bu böyle bir ses duyduğunda bunun senin için bir anlamı var. Doğru mu? Burayı bir yorumluyoruz insan olarak. Burayı yorumladığımda bu benim dezavantajıma yani aleyhime bir şekilde yorumlanıyorsa yani buradan Sinyal alıyorsun aynen diyelim. harika bu sinyal yani böyle sevilmiyormuşum gibi hissediyorum yani ya da eskisi gibi yakın değilmişiz gibi hissediyorum diyorsa kadın diyelim mesela. Çünkü erkekler genelde bu şekilde böyle bir sinyal hissetmiyor ve hissetse de burayı konuşmama taraftarında oluyor. Ve kadın bu sinyali aldığında burayı tabii ki eşine yansıtıyor, tamam mı? Ama bu sevilmiyor hissiyatı o kadar acı verici bir hissiyat ki düşünsene yani sevilmiyorum ve ilişkim kötüye gidiyor. Bunu en derinlerinizde bir hissetmeye çalışsanız da yani ya ne olacak şimdi bu böyle büyük bir telaş. Anlatabildim mi? İşte Nasıl düzeltebilirim? Neler, ne ne yapıyorum yapabilirim? diyorsun. İşte yapabileceğim en basit şey ya da en kolay aklıma gelen ilk şey burayı eşime anlatıp burayı düzeltmesini talep etmek. Gayet makul değil mi? Çok insani, doğru mu? Çok Evet. anlaşılır yani. Amacım buyken eşime söylüyorum ve bana büyütme diyor. Ya neyi büyütme? Ben ilişki bitiyor diyorum bana büyütme diyor. Diyor bak içine o şeyi hissedin. Ya zaten bunu yani kadın izleyiciler izliyorsa bunu rahat hissediyorlardır da erkekler için de biraz daha böyle şey yapın. Oradan hadi şöyle bir örnek vereyim. Ya araba tekliyor. Anlatabildim mi? Yani arabanın arızasının ne olduğunu bilmiyorsun ama yolda kalacaksın. Ustaya götürüyorsun. Abi bir şey yok devam et bas sen diyor. Ya sanayiden çıkmışsın ya da servisten çıkmışsın. Araba yine tekliyor.
Yani bu bir arıza çıkartacak bir yolda şey kalacaksın. Var. Evet. Ve ben ustaya götürdüğünde ilgilenmiyor. Buradakine benziyor. Tamam. Sonrasında burada bu telaşla birlikte eşine burayı aktarırken bu içinde hissettiği telaştan dolayı biraz saldırgan biçimde anlatıyor. Tamam mı? Saldırgan biçimde anlattığından dolayı eşinin döngüsü neydi orada? Olaylar büyüyecek ve çığırından çıkacak. Eşim yine konuları şey yapacak ya da bunun arkasında bunu konuşursak büyük bir patlama gelecek, büyük bir küslük gelecek ve olaylar iyice bir çıkmaza doğru girecek. Endişesiyle birlikte bak bu da bir endişe. Ötekinki de bir endişe. İkisi de haklı değil mi? Evet. Yani erkek de orada düşünsene bir olay konuşacaksın. Eşin sana bir şey anlatacak ama işte eşinin işte böyle bağırdığını, çağırdığını ve bu konuşmanın sonrasında şimdiye kadar 100 kere denemişsiniz ve 4 günlük, 5 günlük bir küslüğe gidecek ya da sana kızıp bağırdığı vesaire bir yere ya da seni bir şekilde cezalandırdığı bir yere gidecek. Bunu konuşmak istemiyorsun dolayısıyla. Burayı bulabildiğim en kolay yol burayı durdurmak ve kapatmak ya da duymamazlıktan gelmek ya da kabul etmek. Doğru söylüyorsun, öyle yaptım ya, haklısın deyip uzaklaşmak. Yayını bölüp araya girdiğim için özür dilerim. Ancak videoyu buraya kadar izlediyseniz beğendiğinizi umuyorum. Birazdan reklamlar yayına girecek ve siz de bu süre içerisinde videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalda hala abone olmadıysanız evlilik ve ilişkiler üzerine daha fazla içerik için kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın lütfen. İyi seyirler dilerim. Şimdi bu döngünün ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini fark ettik mi? İçeride çok acı veren bir duygu var. İlişkinin biteceği duygusu, sevilmiyorum duygusu, haksızlığa uğramışlık, ihanete uğramışlık, işte pişmanlık, utanç neyse. Ve burayı hissettiğim için dışarıya karşı verdiğim bir tepki var. Tamam mı? Bu kızgınlık, tepki, öfke. Aynen, bu işte iki şekilde çıkıyor. Ya kızgınlık ve öfke olarak çıkar ya da uzaklaşma olarak çıkar. Erkekseniz, yani genel olarak söylüyorum, ben bu şey gibi değil, sıkıyorsa anlamadım yani, cinsiyetiniz erkekse burada genelde bizim gördüğümüz şu oluyor, içeriye atma doğru oluyor. Tamam, buna da eşleri alınganlık yapıyor diyor. Alınganlık yapıyor çünkü içeride o hissettiği o kötü duyguyla baş edebilmesinin stratejisini bu şekilde görüyor. Alınganlık yapıyor, konuşmuyor, küsmüyor, trip atıyor, soğuk davranıyor, uzaklaşıyor. Çünkü erkeğin stiline demiştik, uzaklaşma. Erkek masaya yatıp konuşma kısmı dediğim gibi sadece belki 10 erkekten ikisinde çıkıyor. Kadın da bununla alakalı içeride çok böyle bastıramadığı, tutamadığı kötü bir duygu hissettiğinde buraya büyük bir telaşla anlatmaya girişiyor. İşte bu anlatma kısmı saldırganca ve öfkeli gözüküyor. Tamam. Ve bu benim için bir tetikleyici var. Ve bu tetikleyiciyle zaten konuştuğumda saldırgan ve öfkeli gözüküyordum ya. İşte eşi de bu sesi duyuyor. Bu neydi? Alarm sesi. Eşi de bu alarm sesini duyduğunda diyor ki eyvah Berat, yani işler sarpa saracak. Kabul et ve uzaklaş. Konuyu kapat. Ya da bastır onu. De ki ne alakası var falan vesaire de konuşmak istemiyorum. Saçmalama. Nereden buluyorsun böyle şeyleri? Taktın yine falan vesaire. Bunlar kesinlikle bilinçli yapılan şeyler değil. Bakın işte döngünün şey kısmı bu. Zaten bilinçli olsa taktik olur. Tamam mı? Taktik değil bunlar. Bunlar içeride tamamen hissettiğimiz o kötü duyguların, o olumsuz duyguların. Evet. Bu şekilde yansıtabiliyoruz. Çünkü en karlı, tırnak içerisinde karlı diyorum. Ki hiç karlı olmadığını, ilişkiniz kötüye gidiyorsa burada anlayabilirsiniz. Durumu kurtarmak için karlı. Yani evet, olan evet. Verilen bir tepki gibi. Kesinlikle. İşte bu sözüm ona o anda karlı olan şey, tepki bir süre sonra çiftlerin artık o pik noktasına çıkmaya doğru ulaşıyor. Şimdi ne oldu? İlk başlangıçta kadın olsun ya da erkek olsun olumsuz bir duygu hissetti. Erkekse içe kapandı, sustu ve bu içe kapanan, susan kısmı diğeri gördü. Tamam mı? İşte bu da onun için bir tetikleyici oldu. Onun tetikleyicisi de bu oldu. İçerideki o acıyan ve kanayan yerini görmediği için bu uzaklaşan ve kendisine küsen, alınganlık yapan bir örnek veriyorum, Berat gördüğünde o zaman da o tetikleniyor. Ve bu tetiklenmesini gördüğünde öteki diyor ki ya hem kabahatli hem suçlu, bir de gelip özür dileyeceğini ya da hatasını anlayacağını, bir de o da konuşmuyor diyor mesela. Ya da bir de kızıyor üstüne üstlük, üste çıkmaya çalışıyor diyor. Ben suçlu oluyorum diyor. Ben suçlu oluyorum diyor. Şimdi ne oldu? Bak içeride kırgın bir Berat vardı. Karşısında kırgın olduğunda buradaki beklentisi gelip gönlünün alınmasıyken kendisine saldıran ve kızan bir eş gördü. Sonrasında bunu gördüğü için bir duygu daha hissetti ve dışarıya karşı daha sert bir tepki verdi ya daha da uzaklaştı ya da saldırganlaşmaya başladı ve bu da bunu gördüğünde eşi de ona karşılık bir tepki verdi. O zaman ne oldu? Şu an işte döngü dediğimiz şey bu. Böyle üst üste evet. Doğru gidiyor. Ama kimse içeride derinlerde ne olduğunu anlatmıyor. Her ne kadar seans odasında şunu duysak da hocam anlatıyorum ben defalarca söyledim işte ne kadar üzüldüğümü söyledim şeyi söyledim fark etmiyor. İşte sizin bu döngüye yıllardır giriyor olmanızda mütevellit artık gelen her sinyal şunu bile
yapsanız bu duyuluyor. Tamam. İşte burayı değiştirmeye çalışıyoruz. Burada tetiklenen şey ne? Ve burada eğer bir şeyleri fark edebilirseniz, o yolu değiştirirsek, bu döngüyü kırmanın en kolay yolu oluyor ki, işte bu döngüyü eğer kırarsanız fark edeceksiniz ki oradaki tartışmalarınızda, kavgalarınızda, alevlenmelerinizde nispeten o kadar düşük olacak. Umarım döngünün ne olduğunu anlayabilmişizdir ve birazcık olsun durdurabilmek için bu anlattıklarımın farkına varırsanız, yani şu anda anlattığım şey ya da söylediğim, şikayetlendiğim şey eşime tahrik edici mi geliyor, tetikleyici mi geliyor, onu çileden mi çıkartacak ya da dışarıdan böyle bir done geldiği zaman ya şu anda ben neye sinirleniyorum, ne oldu? Yani burayı bir analiz etmem lazım derseniz eğer, burada işte o döngüyü fark etmeye başlıyorsunuz demek. O yüzden ne diyoruz? Sistem çok yavaşlaması gerekiyor. Adım adım yavaş yavaş gideceğiz. İçindekini bir an önce dökersen saldırgan ve öfkeli ya da uzaklaşma olarak çıkacak. O yüzden yavaş yavaş, sakin. Çözeceğiz. Bunun bu şey gibi yani birazcık düdüklünün havasını boşaltmak gibi, böyle hani bir anda böyle fıs diye açınca böyle çok şiddetli ve şeyli çıkıyor ya. Evet. Sen belki bilmezsin. Kadınlar beni anlar. Ben niye bilmeyeyim? ben ama böyle... sen şeyi düşündüm orada. Bence düdüklünün işte kapağını açmak bu aradaki o döngüye girip tartışmalar oluyor. Çünkü orada bir girdiğinde içindekini kustuğunda vesaire o döngünün şeyini düdüklünün işte kapağını düdüğünü kaldırmak gibi oluyor. Ama bence benim dediğim ocağın altını kısmaya daha çok benziyor. Hayır, kıssan da o şeyi boşaltman lazım bir kere. Tamam ama altını bir kısalım ki. Çünkü altı harlı yanarsa bu ikide bir dolacak çünkü. İkide bir onu kaldırmayla uğraşamayız. Önce bir kısalım. Her 10 dakikada bir fıslıyorsa o 20 dakikada bire çıksın en azından. Tamam, sonrasında oranın altını kapatacağız. Tamam, sonrasında da soğumaya bırakacağız. En sonunda güvenli bir şekilde açacağız patlamadan. Tamam, oldu mu? Peki. Uygulama olarak bakarız. Uygulama olarak bakarız. Patlayacak mı, patlamayacak mı? Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın tabii ki. Kanalda hala abone olmadıysanız şuraya bıraktığım küçük resme tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı da izlemediyseniz şu aşağı bıraktığım izleme listesine bir göz atmanızı öneririm. Teşekkür ederim. Sana da. Ben de.